Seyirciler, Türkiye Muharip Gaziler Muş Şube Dernek Başkanı Gıyasettin Alka şu an yanımızda. Gıyasettin Bey merhaba. Merhaba efendim. Son süreci değerlendirebilir misiniz? Son süreç bir şaşırtıcı hal içerisindedir. Açabilir misiniz? Efendim? Açabilir misiniz? Nasıl? Biraz açın. Konuyu biraz açın. Şaşırtıcı bir hal içerisindedir. Her tarafta şaşırtıcı ya. Nedir? Problem nedir sence? Problem Kur'an'ı hareket etmediği için problemdir. Her neye yaratasın problemdir. Adalet, insaf. Her insafın ismi din. İnsanlar insanı düşünecek başta. Hakkı düşünecek. Hak tarafından yaratılan insanları düşünecek. Barış süreci, onun öncesi var. Sizin başbakanlık sürecinde Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeniz var. Şimdi o günden bugüne ne değişti? O günden bugüne çok şey değişti. Çok şey değişti. Herkes kendi menfaatine göre hareket etti. Herkes kendi menfaatine göre hareket etti. Aslında memleketimizde silahlar bırakılmıştı. Silahlar konuşmuyordu. Silahlar konuşmayınca insanlar çok mutludur. İnsanlar, ama herkes mutlu. Anneler ağlamıyordu. Babalar dizlerine vurmuyordular. Ama maalesef ne yazık ki ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da söylemiştim ikinci görüşmemde. Sayın Cumhurbaşkanım, pardon, o zaman Cumhurbaşkanı olmamıştı. Sayın Başbakanım, hayırlı adımlarından bir daha atar. Ne duruyorsunuz? Bana şöyle söylemişti. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, yola devam. Ben de mutlu oldum. Ama maalesef şu anda o mutluluğum bitti, zedelendi yani. Mutluluğum zedelendi. Ama öyle ama böyle. Herhangi bir tarafta nakıs yapılırsa işte biz mutluluktan zafer oluruz. Nedir sizce problem nedir? Neden barış Türkiye'ye gelmiyor? Huzur gelmiyor? Bakın ben başta Allah'ı söylemiştim, Kur'an'ı demiştim. Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an'ın Hicret Suresinin 149. sayfasının 10. ve 9. ve 10. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar, barışı yap. Ya Muhammed, ümmetin arasında herhangi birisinin araları açıldığı anda ve hemen her onun barışını yapın. Aksi halde çok zayiat görürsünüz. İnsanlara da aynen hitap ediyor Kur'an yazmışan. Ey insanoğlu, Kur'an'a inananlar, İki kardeşin, iki Müslüman arası açıldığı anda ve hemen hal o barışı yap. Bırak. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız barış dedi. Adımlar atıldı ama zayiat yoktu. Ama öyle ama böyle. Onu ben değerlendiremem. Onu üst düzeyler değindir. Ömer'e değindirsin. Bu arada Öleman'ın da çok hatası vardır. Öleman'ın da çok büyük hatası vardır. Ölemalar da durmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'na aynen yardımcı olacaklar. Herkes kendi bölgesinde barış diyecekler. Barış diyecekler. İnsanlar ölmesin diyecekler. Katiller olmasın. Kanlar dökülmesin. Anneler ağlamasın. Anneler ağlamasın. Şöyle, Muş sizce güvenli bir il mi? Evet, Muş güvenli bir ildir. Şöyle söyleyeyim, buradan şu anda göç edenler var. O göç edenlere bir söyleyeceğiniz sözünüz var mı? Ben onlar göç ediyorlarsa ya fakirliktendir, ya fakir ya acizliktendir. Yani. Muş geç edilecek bir il değildir. Muş çok güvenilir bir ildir. Huzurlu bir il. Huzurlu bir ildir. Allah'a hamdolsun. Ama Allah'a hamd ederken ben isterim ki her il, her ilçede aynı Muş gibi huzurlu bir yer olsun. Geç edilmesi. İnsanların ne anlatırsın. Nasıl ki orada, burada, şu semtte, burada kalkan oluyorsa halk, öyle de halk her iki tarafın arasında yine de halk kalkan olsun. Kalkan olduğu zaman her iki tarafta bakar. Bu halk kalkansa öyleyse biz yanlış yapıyoruz. Siz halkın içindesiniz, halkın içindesiniz. Halkın düşünceleri nelerdir? Halkın düşünceleri herhangi bir kötü bir düşünce yoktur. Halk hep böyle iyi düşünüyor. Kanlar da dökülmesin diyor.
herhangi bir taraf işe yapmıyor. Her iki tarafa da kanlar dökülmesi, barış olsun. Daha evvel barış huzuru sağlanmıştı. Bu adımlar atılıyordu ama o adımlar kesilince ne oldu? Kanlar dökülmeye başladı. Ama çok şiddet kanlar döküldü. Peki çözüm, arada, çözüm nasıl olur? Çözüm barıştır, çözüm anlaşmadır, çözüm kardeşliktir, çözüm birbirine kenetlemektir. Kenetlemektir, çözüm budur. Çözüm, işte dedim ya Kur'an-ı Azimüşşan'da Hücret Suresi'nin işaret ettiği gibi insanlar, barışı sağlayan insan en büyüktür. Ey insan, kendini okuma ayetini bil. Yoksa hayvandan bin derece aşağı olma ihtimalin var. Osmanlı tabiriyle Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, Osmanlı tabiriyle diyor, belki hayvan gibi de olamazsın diyor. İşte çözüm bu. Çözüm Kur'an'ı dinlemektir. İnsanlar öldürmek kadar kötü bir şey yoktur. Evet, Ömer'in insanları kucaklaması lazım. İnsanları omuzundan tutması lazım. Fakirlik, cehalet iyi bir şey değildir, çok zor. Ömer'e tutarsak kolundan, öleme de anlatırsa o cehaleti giderirse, öleme de omuzundan tutarsa fakirlikten bu farkı kaldırmaya destek olursa bu mesele, diğer meseleler de en üst düzeylerde. Ama orada, ama burada, ama hükümetimizin tarafında, ama dışarıdaki PKK'nın tarafında bunu barış diyor. Evet. Selahattin Demirtaş'a çok büyük şeyler düşmüş. Çok büyük şeyler düşmüştür. Selahattin Demirtaş. Çok güzel şeyler düşmüştür. Söylediği sözlerin arkasında olsun. Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan da çok güzel şeyler, ama bundan sonra da aynen o mübarek adımlarını, barış adımları çok mübarektir. Bu adımlarını atacaktır. Peki, barış diyecektir. Yeni bir seçim atmosferine girdik. Seçimle alakalı düşüncelerinizi söyleyebilir misiniz? Seçimle farklı bir şey olabilir mi? Hiçbir farklı bir şey olmaz. Olmaz. Ben ancak kafamda 1974 tarihindeki olan, 74 tarihindeki olan adımlarımızı attık. Türkiye Barış Gücü ve Kıbrıs'a adım attık ve Kıbrıs'taki o izdihamları gördük. İnsanların ölmesini gördük. Mehmetçiğimizin şehit olmasını gördük. Öbür tarafta sivilleri ve askerleri ölmesini gördük. İnsanlar ölmesi hiç yürek dayanmaz. Ama şu, ama barış kadar güzel bir şey yok. En ufak bir adım atılırsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarafında bu Türkiye çok mükemmel bir Türkiye. O zaman seçimin kaderi değişebilir. Güzel barış adımları atılırsa şu ülkede muhakkak ki huzurlu bir ülke olur. Huzurlu bir ülke olur. Kesinlikle hiç kimseye meydanda verilmez. Bu kadarını biliyorum. Bu kadar. Evet.